Bu videomuzda oyuncak ve tekstil ürünlerinde plastik malzeme kullanımını göreceğiz. Plastik oyuncakların çoğunda bisfenol A toksikleri yani toksinlerin başta olmak üzere yan maddeler de bulunmaktadır ve bunlar kanserojen yani kanser oluşumuna neden olabiliyor. Yani plastik malzemelerin oyuncakların çoğunda bisfenol A maddesi vardır. Ayrıca yan maddelerde bulunmaktadır ki bu maddelerde kanser oluşumuna, kanserojen madde oluşumuna neden olabiliyor. Bisfenol A kimyasalı plastik oyuncakların yanı sıra bebek biberonlarının içerisinde, plastik diş eti kaşıyıcılarında da bulunmaktadır arkadaşlar. Plastik oyuncakların çoğu ayrıca PVC ile yapılmaktadır. İşte bu PVC'nin içerisinde endokrin sistemini bozan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler vücudun ayrıca hormonal gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Tekstil ürünleri gıda maddelerinden sonra insan bedenine en çok ilişkide bulunan ürün grubudur. Kıyafetlerimizin üzerindeki boya artıkları ve kimyasallar vücudumuza ne yapıyor arkadaşlar? Direkt nüfuz ediyor ve birçoğu da alerjilere neden olabilmektedir. Günümüzde kullanılan tekstil ürünlerinin çoğunun ana maddesi elyaftır. Elyaflar ise doğal elyaf ve sentetik elyaf olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal elyaflar ise hayvanlardan ve bitkilerden elde edilirken sentetik elyaflar petrolden, petrollerin türevlerinden veya bazı kimyasal maddelerden elde edilmektedir. Yine arkadaşlar polimerlerde şu şekilde yapılar görüyoruz. Yani birbirini takip eden 3 tane ne vardır? Ok vardır ve okun içerisinde numaralar vardır. Bu şekilde birbirini takip eden 3 ok ve içerisinde bir var ise bu PET anlamına gelir. Yani polietilen tetraftalat anlamına gelmektedir. Bu bize kolayca dönüşebilen plastik ürünlerini ifade ediyor arkadaşlar. Yine eğer birbirini takip eden 3 ok ve bu okun içerisinde 2 numarası varsa bu HDPE'yi ifade etmektedir. Yani yüksek yoğunluklu polietileni ifade ediyor. Yani polietilenin yüksek yoğunluklu olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Çok yönlü bir plastiktir bu. Ve birçok maddeye geri dönüştürülebilir arkadaşlar. Polimerlerin üzerinde bu şekilde bir işaret görüyorsak bu HDPE anlamındadır. Yüksek yoğunluklu polietileni bize ifade ediyor. Çok yönlü bir plastik olup ve birçok maddeye geri dönüştürülebilir. Yine bu şekilde birbirini takip eden 3 ok ve bu 3 okun içerisinde de 3 numarası varsa bize bu PVC'yi ifade eder. Yani PVC dediğimiz polivinil klorürü ifade ediyor. Yine bu polimerler geri dönüşümü kabul edilebilir bir plastik malzemeyi ifade etmektedir arkadaşlar. Yine bu şekilde 3 tane ok ve içerisinde 4 numarası varsa bu da LDPE'yi ifade eder. Yani düşük yoğunluklu polietileni ifade etmektedir. Yüksek yoğunluklu polietileni 2 numara ifade ederken düşük yoğunluklu polietileni ise 4 numara ifade ediyor. Bu şekildedir. Genellikle bu da geri dönüşüme uygun olmayan malzemeyi ifade ediyor. Şöyle buraya bir işaret edelim. Bu genellikle arkadaşlar geri dönüşüme pek uygun olmayan plastik malzemeleri veya uygun olmayan polimeri ifade etmektedir. Bu şekilde birbirini takip eden 3 tane ok ve okun içerisinde 5 numarası var ise bu PP yani polipropileni göstermektedir bize. Yani geri dönüşümü kabul edilebilir plastik malzeme ifade ediyor. Yani bu plastiklerde yine geri dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Dönüşümü hani geri dönüşüm için oluşacak plastik malzeme kabul edilebilir düzeydedir. Yine 3 tane ok ve ortada 6 varsa bu bize PSE'yi yani polistireni göstermektedir. Çoğu zaman geri dönüşümünü yapılmıyor arkadaşlar. O halde şuna da şöyle bir işaret atalım. Bu polistirenin de yine çoğu zaman geri dönüşümü yoktur ama geri dönüşümü zordur diyelim. İşte bazı geri dönüşüm programlarınca ancak geri dönüştürülebiliyor. Yani geri dönüşümü çok zordur. Genellikle geri dönüşümü yapılmıyor arkadaşlar. Yine şu şekilde 3 tane ok ve okun içerisinde 7 varsa bu bize otarı anlamındadır. Yani diğer polimerleri ifade etmektedir 7 numara. Ve geri dönüşümü yoktur. Geri dönüşümü değildir. Yine buraya bir işaret atalım.
O halde burada geri dönüşümü olmayan veya çok zor olan hangileridir arkadaşlar? 4, 6 ve 7 numara bize geri dönüşümü olmadığını gösteriyor. Şimdi en baştan tekrar edecek olursak, oyuncak ve tekstil ürünlerindeki plastik malzeme kullanımına bakalım. Plastik oyuncakların çoğunda bulunan maddemiz bisfenol A'dır. Bu toksinleri içeriyor arkadaşlar. Toksik bir maddedir. Bunun yanında da bisfenol A'nın yanında da aynı zamanda yan maddeler de bulunmaktadır o plastik oyuncakların içerisinde. Peki bu maddeler plastiklerin içerisinde yani oyuncakların içerisinde kanserojen etkiye sahiptir. Kansere neden olabiliyor. Bisfenol A kimyasalı plastik oyuncakların yanı sıra yani hem plastik oyuncaklarda bulunurken ayrıca bebek biberonlarında ve plastik diş eti kaşıyıcılarında da ne yapılıyor arkadaşlar bulunabiliyor. Yine tehlikeli bir durumdur. Ayrıca plastik oyuncakların çoğu PVC ile yapılmaktadır ki PVC'nin içerisinde de aynı zamanda ne vardır? Endokrin sistemini bozan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ayrıca vücudun hormonal gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Tekstil ürünleri gıda maddelerinden sonra tekstil ürünleri de yine gıda maddelerinden sonra insan bedeniyle en çok ilişkide bulunan ürün grubunun içerisindedir. Çünkü giydiğimiz kıyafetler direkt bedenimizle ne yapıyor? Temas ediyor ve bu kıyafetlerin üzerindeki boya artıkları ve kimyasallar vücudumuza nüfuz ediyor arkadaşlar ve birçok insanda alerjilere neden olabilir. Günümüzde kullanılan tekstil ürünlerinin çoğunun ana maddesi elyaftır ki elyaflar doğal elyaf ve sentetik elyaf olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal elyaflar hayvanlardan ve bitkilerden elde edilirken sentetik elyafları petrol türevleri ve bazı kimyasallardan elde edilmektedir. Polimerlerin üzerinde şu şekilde birbirini takip eden 3 tane ok vardır ve okun içerisinde numaralar bulunur arkadaşlar. İşte 1, 2, 3 ve benzeri gibi. İşte bu 3 okun içerisinde bir numara var ise bu bize PET'i ifade etmektedir. PET dediğimiz polietilen tetrafitalattır. Bu kolayca dönüşebilen plastik ürünlerini bize ifade etmektedir. Yani bir numarayla gösteriliyorsa bu polimer geri dönüştürebilir demektir. Eğer 2 numara var ise bu 3 okun içerisinde bu bize HDP'yi ne yapıyor? İfade ediyor. Yani HDP dediğimiz yüksek yoğunluklu polietilen. Yani polietilenin yüksek yoğunluklu olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bu polimerlerde çok yoğunlu bir plastiktir. Birçok maddeye geri dönüştürebilir. Yani biz 2 numarayı da ne yapabiliyoruz? Geri dönüştürebiliyoruz ki çok yönlü bir plastik olduğunu da ayrıca vurguluyoruz. Yine 3 tane okun içerisinde 3 numara var ise bu bize PVC'yi yani polivinil klorür ifade eder. Yine PVC de geri dönüşümü kabul edilebilir plastik malzemedir arkadaşlar. Yani PVC'ler de yine geri dönüştürülebilir. 4 numara ise LDPE'dir. 3 tane okun içerisinde eğer 4 numara varsa bu bize LDPE'yi ifade eder. Bu düşük yoğunluklu polietilendir arkadaşlar. Yani polietilenin düşük yoğunluklu olduğunu bize gösteriyor. Genellikle de geri dönüşüme uygun olmayan malzemeyi ifade ediyor dedik. Hemen şuraya bir noktamızı koyduk. Yine 3 tane ok ve içerisinde 3 tane ok ve içerisinde 5 varsa bu bize PP'yi yani polipropileni gösterir. Polipropilen de yine geri dönüşümü kabul edilebilir plastik malzemedir arkadaşlar. Yani bu şekilde 5 numarayı da yine geri dönüştürebiliyoruz. 3 tane ok ve içerisinde 6 numara var ise bu PS yani polistireni göstermektedir. Çoğu zaman geri dönüşümü yapılmaz arkadaşlar. Yani geri dönüşümü oldukça zordur. Ancak bazı geri dönüşüm programlarınca ne yapabilir? Geriye dönüştürülebilir. O halde yine şöyle buraya iki tane nokta koyalım. Yine 3 tane ok ve içerisinde 7 numara varsa bu bizim için ne ifade eder? O'dur. Yani O'dur dediğimiz diğer polimerleri ifade ediyor. Bunun da geri dönüşümü yoktur arkadaşlar. O halde geri dönüşümü olmayan numaralarla gösterilen polimerlerimiz hangisi olacaktır? 4, 6 ve 7'dir arkadaşlar. 4, 6 ve 7 olacaktır diyoruz. Tekstil ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararları engellemek amacıyla
Doğal elyaf malzemelerden oluşan ürünler tercih edilmelidir. Tekstil ürünlerinin etiketi iyice incelenmelidir. Kıyafet yapımında kullanılan kimyasallar ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır arkadaşlar. Çocuk ve bebekler için kullanılan plastik malzemelerde sağlığa zararlı olan bisfenol A maddesi bulunmaktadır. Saf pamuklu kıyafetlerde bu maddenin bulunma olasılığı biberon olsun, mama kaşığı, diş eti kaşıyıcısı, oyuncak malzemelere göre daha azdır. Yani saf pamuklu kıyafetlerde bisfenol A maddesini rastlamak zordur ama biberonun içerisinde, mama kaşığında, diş eti kaşıyıcısı, oyuncaklarda, oyuncak malzemelerin içerisinde bu madde yani bisfenol A maddesi bulunmaktadır. Plastik oyuncakların daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak amacıyla katkı maddesi olarak kurşun kullanılmaktadır arkadaşlar. Özellikle Çin malı olan uygun fiyatlı oyuncaklar çocuklar için zararlıdır. Oyuncak kullanımında daha çok yani bambudan, ahşaptan veya doğal yağlar kullanılan organik ürünler tercih edilmelidir. Zararlarından korunmak için alınan oyuncağın etiketine mutlaka ve mutlaka ne yapılmalıdır? Bakılmalıdır. Yani çocuklarımızı oyuncakların zararına korumak için aldığımız oyuncakların etiketini dikkatlice okumalıyız. Yine arkadaşlar plastik oyuncaklar alırken toksik madde bulundurmayanlar tercih edilmelidir ki bu da yine etiketine bakarak bunları anlayabiliriz. Plastik oyuncakları yumuşatmak amacıyla kullanılan ftalat maddesi vardır. İşte bu ftalat maddesinin sağlığa zarar vermemesi için belirli oranlarda kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Plastik oyuncakları yumuşatmak amacıyla ftalat maddesi kullanılır. Bu ftalat maddesinin sağlığa zarar vermemesi amacıyla belirli oranlarda kullanılması gerekiyor. Özellikle de son yıllarda Çin malı oyuncaklarda bu oranın çok fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle çocuklara oyuncakların zarar vermesini engellemek amacıyla ne yapmalıyız arkadaşlar? Bambu ya da ahşap gibi organik maddelerden yapılan oyuncakları almalıyız. Çocukların plastik oyuncakları ağızlarına götürmesi engellenmelidir. Yine bambu, doğal elyaf ile yapılan oyuncaklar sağlığa zararlı değildir diyebiliriz. O halde bu kısmı tekrarlayacak olursak, tekstil ürünlerinin insan sağlığına, şöyle rengimizi değiştirelim hemen. Tekstil ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararları engellemek amacıyla doğal elyaf malzemeden oluşan ürünler tercih edilmelidir. Tekstil ürünlerinin etiketi incelenmelidir. Kıyafet yapımında kullanılan kimyasallar ile ilgili arkadaşlar bilgi sahibi olunmalıdır. Yani hangi maddenin zararlı olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar çocuk ve bebekler için kullanılan plastik malzemelerde sağlığa zararlı olan bisfenol A maddesi bulunmaktadır. Ancak saf pamuklu kıyafetlerde bisfenol A maddesini rastlamamız oldukça zordur. Bunun yanında biberon, mama kaşığı, diş eti kaşıyıcısı, oyuncak malzemelerin içerisinde bisfenol A maddesine rastlanabilmektedir. Plastik oyuncakların daha dayanıklı hale gelmesi için katkı maddesi olarak bu oyuncakların içerisine arkadaşlar karışımın içerisine kurşun maddesi kullanılmaktadır. Özellikle de Çin malı olan uygun fiyatlı oyuncaklar çocuklar için zararlıdır. Yani Çin malı oyuncakları tercih etmemeliyiz. Oyuncak kullanımında yani oyuncak alırken daha çok işte bambudan yapılan, ahşaptan veya doğal yağlar kullanılarak yapılan organik ürünleri ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz. Yine oyuncakların verebileceği zararlardan korunmak için çocuklarımızı korumak amacıyla ne yapmalıyız arkadaşlar? Oyuncakların muhakkak etiketleri okunmalıdır. Plastik oyuncak alırken toksik madde bulundurmayan oyuncaklar tercih edilmelidir. Yine plastik oyuncakları yumuşatmak amacıyla bu plastik maddelerin içerisinde ftalat maddesi kullanılıyor ve ftalat maddesi insan sağlığına zarar vermektedir. Bu amaçla bu ftalatlar belli oranlarda kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda Çin malı oyuncaklarda bu oranın çok fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle çocuklara oyuncakların zarar vermesini önlemek amacıyla bambu ya da ahşap gibi organik maddelerden yapılan oyuncaklar kullanılmalıdır.
Yine çocukların plastik oyuncakları ağızlarına götürmesine engel olunmalıdır. Bunun yanında bambudan ve doğal elyaf ile yapılan oyuncaklar sağlığa zararlı değildir. Bu nedenle bu tarz oyuncakları ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz.